beIN Sports ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz çok özel bir konuk ve ailesiyle beraber bugün onları ağırlayacağız. Tabii ki muazzam bir sezondan çıktık EuroLeague'de. Anadolu Efes şampiyonluğunu ilan ederken bugünün ve bu sezonun kuşkusuz yıldızı Sertaç Şanlı'ydı ve Sertaç Şanlı ve eşi Ece Hoca oldu. Şanlı ile beraber hem sezonu konuşacağız hem de tabii ki Barcelona'yı konuşacağız biraz. Hem oradaki güzel havayı onlar tattılar, geldiler ve onları tabii ki belli bir süre sonra uğurlayacağız tekrar oraya. Bu manzarayı, bu güzel şehri bırakıp gidecekler belki ama yine de onları biz gururla, mutlulukla takip edeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk abi, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? İyi, nasıl geçiyor yaz? Keyifli, güzel, yorucu, dolu dolu geçiyor. Tabii bambaşka evet. Bir yaz oluyor. Bütün o... Aynen, biraz yoğun dolu bir yaz oluyor benim için ya. Normalde milli takım, tabii ki milli takımı sen yaşadın, gittin geldin Kanada, yorucu bir tempoydu ama arada bir Barcelona'ya gidip o imza yapmak, orada bambaşka bir hava derken değişik bir yaz oluyor diyebiliriz herhalde. Aynen öyle, değişik bir yaz oluyor ya. Ya Kanada'da başladı aslında bu Barcelona olayı. Ya orada tabii ki milli takım durumu falan filan biraz dışında kalabildim bunun ama milli takım bittikten sonra gelince bu daha da hani Barcelona'ya gitme, orada imza töreni, sağlık kontrolleri, onlar yaklaşınca daha da bir heyecanlandım ama çok güzel oldu. Hepsine geleceğiz, hepsini tek tek konuşacağız. Çok merak ettiğim detaylar var kuşkusuz. Bir de Barcelona olunca şehri de biraz konuşacağız kuşkusuz. Ama şunu sorayım önce, şöyle başlayalım. İki Avrupa şampiyonu olan kişiyle karşılıklı oturuyorum şu anda. Bir gurur, hem mutluluk tabii ki. Nasıl evde hani bu havayı yaşamak, iki tane Avrupa şampiyonu beraberiz oluyor? Sen başlayınca. İlk sen oldu, sen başlayınca. Biz açıkçası Avrupa şampiyonu olduktan sonra eve madalyayla geldim. Salona böyle baş köşesine koydum. Sertaç dedim, bunun yanına sen de koyman gerekiyor yoksa olmaz dedim. Böyle bir hedefi koymuştuk. Yok, olmaz aslında. Olmaz dedi, diğerini söyledi. Bana söylediğini söyledi. Biraz daha tatlı bir tehdit diyebilirim. Hani. Yok, eve gelmezse eve giremezsin. Aynen, şey. Direkt eve giremez. Eve giremezsin dedi hiç. O yüzden şeydi böyle. Performans nereden artmış? Evet, tatlı bir rekabet ortamı oldu evde. Ama güzeldi yani. Tabii ilk Avrupa şampiyonu benim almış olmam benim havamı biraz daha yükseltmiş oldu Sertaç'a karşı. Sen görevi tamamlamıştın. Evet yani ben maçları izlerken daha rahat izliyordum böyle sırtımı koltuğa koyup. Ama ne mutlu yani, herkese böyle denk gelmez, çok mutluyuz. İki Avrupa şampiyonu, birbirimize uğurlu geldik diyoruz her zaman. Sen nasıl hissettin yani, eşin şampiyon oldu, sen de böyle bir bayağı, evet, şimdi benim de bir şeyler yapmam lazım gibi hissettin. Ben korktum abi, önce korktum yani, direkt tehditle geldi, bak dedi bu burada duruyor, televizyon seyrederken ona da bakarsın. Hep görüş açında duruyor değil mi? Yok, aynen öyle ya. Direkt televizyonun yanında hani, ya televizyonu görüyorum ya madalyayı görüyorum, yani mecburum. Dedi, tehdit etti, eve giremezsin dedi. Yani yapacak başka bir şey yoktu. Ama diğer taraftan bakarsak yani çok çok mutluluk verici bir olay. Hem onun Avrupa şampiyonu olması, hem benim Avrupa şampiyonu olmam. Vallahi düşünüyorum da, çok da düşündüm. Beraber de düşündük. Var mı yani ailecek beraber kulüpler seviyesinde Avrupa şampiyonu olan biri var mı? Aklıma gelmedi ya. Yok, gerçekten çok özel bir durum yaşıyorsunuz. Evet. Çok, ya bu ayrıcalık durumda bize geldiği için çok mutluyuz. Ve ileride ikiniz de aynı formayı giyeceksiniz. O ayrı bir hikaye herhalde. Ama oraya geleceğiz. Oraya heyecanla o bölümü bekliyoruz ama şu birazcık tabii ki şu şampiyonluğu konuşalım. Final Four'u konuşalım. Gelmeden Shane Larkin'in yazdığı bir yazı vardı. Onu okudum. Orada diyor ki 2-3 hafta sonra bana bu biraz daha vurmaya başladı. Şampiyonluğu, şampiyon olduğumu o zaman anlamaya başladım diyor. Ve girip hani o kutlamalara bakıyorum, işte kupayı nasıl almışız, neler yaşamışız, biraz onları izliyorum diyor. Sen hani sende de aynı durum var mı? Sen nasıl yaşıyorsun şampiyonluğu? Valla benim de öyle oldu. Yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi baktığınız zaman şampiyon olduk. Gece bir yere kutlamaya gidersiniz, orada iyice şampiyonu kutlarsınız, size cıvıtırsınız, neyse. Ama işte bu Covid durumundan da ötürü maç bitti, otele geldik, lobide muhabbet ettik. Arkadaşlar, takım arkadaşları, tanıdıklar. Sonra odaya çıktık, uyuduk bu. Hani hiçbir şey olmamış gibi o şampiyonluk gecesi öyle yaşandı. Daha sonra da ya biz şampiyon olduk, herkes geliyor kutluyor, Avrupa şampiyonu oldunuz, tebrik ederiz. Daha sonra bana geldi. Ben de bakıyorum videolara, aa neler yapmışız, kim ne yapmış, kim ne kadar sapıtmış soyunma odasında, kim ne acayiplikler yapmış, onu
onlara bakıyorum. Havaalanında işte şampiyon ne haber deyince o hissiyat çok güzel bir hissiyat. İşte herkes ya şampiyon ne haber? Ben diyorum işte gidiyorum Bryant'a soruyorum işte şampiyon günaydın nasılsın falan. Herkes şampiyon lakabını aldı değil mi? O hissiyat, o ufak şeyler sayesinde böyle hissediyorsun. İşte bana şampiyon deniyor. Ben işte hak ettik, bunu takınca hak ettik. O hissiyat güzel ya. Belki o büyük kutlama olmadı ama belki bu şekilde olması belki daha özel kıldı bizim şampiyonluğumuzu. Peki hiç baktın mı hani dönüp hani veya şöyle bir şey oldu mu? Yani hiç böyle izlerken, bakarken maçı belki tekrar izledim bilmiyorum ama böyle aklında kalan bir an, hani aklına kazınan böyle belli anlar olur ya. Hiç böyle kutlamalardan olabilir böyle bir şey oldu mu? Tekrar baktığın zaman. Pau Gasol'dan blok yediğim an. Ya vurunca maçın yok ama yok ama ben onu hatta bana ondan sonra bir şeydim ben bu adamın yerine gelmeliyim. Ya yok öyle bir şey olmadı ya. Şimdi Pau Gasol dediğiniz adam her şeyi kazanmış bir adam. Bir Euroleague kupası eksik. Ya bunu da yapmak için canla başla mücadele etti sahada. Ama benim de onu denemem lazımdı. Maçtan sonra bana soruyorlar neden hani o şut atmadın bir adım geriden ya da üstünden bitirmedin. Yani baktığın zaman şimdi Pau Gasol'un üstüne smaç vuracaktım neredeyse hani. Hani bunun şeyi olmaz ki. Tarifi olmaz. Yani şimdi idolün dediğin adamla birebir çarpışıyorsun. Onunla karşı karşıya oynuyorsun. Belki de ilk aklıma gelen bu. Pau Gasol'la beraber karşılıklı oynadığımızda. Çünkü ben 20'li yaşlarda Pau Gasol'u Lakers'ta izleyerek büyüdüm. Hani o neler yaptığını öğrenmeye çalıştım. Sahada nasıl durduğunu, nasıl koştuğunu, nerelere hareket ettiğini öğrenmeye çalıştım. Şimdi o adamla Euroleague finalinde karşı karşıya oynamak benim için apayrı bir duygu oldu. İlk aklıma gelen o an yani. Evet. Peki sen de bildiğim kadarıyla sen de vize sorunu yaşayan bizim gibi mağdurlardan birisin galiba değil mi? Çünkü gerçekten hani biz de senin duygularını en iyi anlayan kişilerden biri olarak ben çok yıkım olmuştu. Çünkü hani bir şampiyonluk hani biz hissediyorduk olabileceğini. Evet. Ve orada hani bizim için kariyerimizde yani bütün bir sürü çok şeyi orada olduk. Hani birçok başarıda takımlarımızın yanında olduk hep onu yaşadık. Burada olamamak içimizi yiyordu. Sen nasıl, sen ne yaptın? Benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü bir önceki Final Four'da Sertaç'ın yanındaydım ve finali kaybettiğimizdeki o hüznü benle birlikte yaşamıştım. Dediğin gibi şampiyonluğun bir numaralı adayı Anadolu Efes'ti ve çok gitmek istiyordum. Bayağı kendimi böyle gitmek için hazırlamıştım. Bavulum falan hazır bekliyordum evde. Yani çok kötüydü. Onun yanında olmak çok istiyordum. Kendimce totemlerim vardı. Ama hatta beni videoya çekmişler. Biz böyle eşler olarak maçı beraber izlemiştik. Çığlık atıyorum ve kendimden geçmiştim. Normalde bir sporcu olarak sahada o tepkiyi vermiyorum ama izlerken yani daha farklı duygularla izliyorum. Çok üzgünüm ama döndüğümde ona havalimanında bir sarılışım var. Herhalde Sertaç'a yani 6 yıldır birlikte ilk kez öyle bir sarılışım. Yani İtiraflar geliyor. Evet. Valla ben bunu ilk defa duyuyorum ya. Evet. Ama çok olmak istiyordum. Kısmet değilmiş ama eminim ki bir sonraki şampiyonlukta inşallah yanında olacağım. İnşallah. Tabii şimdi rakip olduğunuz için çok da bir şey diyemiyorum yani. Bir yandan da öyle bir durumumuzda oluşmalı değil. Sertaç peki sen hani şampiyon oldun. Yani insan tabii ki hani eşini, ailesinden birini orada görmek istersen onun bir hani nasıl söyleyeyim duygusal bir durumunu yaşadın mı o anda? Ya o an aradım, görüntülü aradım. Duymuyorum. Tamam, sadece görüntülü aradım, soyunma odasını gösterdim. İşte şampiyonluk falan diye bağırıyorum. O bana bir şeyler söylüyor, ben kesinlikle duymuyorum. Hani ne konuştuğumuzu cidden hatırlamıyorum o an. Onu aradım, soyunma odasını gösterdim. Annemi, babamı, kardeşimi aradım. Soyunma odasını gösterdim, kapattım. Cidden. Bir canlı yayın yaptın yani ufak çaplıca. Ya böyle, bunları yaptım ama ne dedi, ne konuştunuz dersen kesinlikle hatırlamıyorum. Şey yok, kesinlikle hatırlamıyorum. Yani keşke dediğimiz gibi hep beraber orada. Keşke öyle bir şey olsaydı ama işte şartlar el vermedi. Ve bu sene de Almanya'da Final Four. Bakalım neler yaşayacağız. Sadece şuraya gelmek istiyorum. Özellikle
hani sen ciddi bir rol model oldun. Belki hani burada kariyerine baktığımız zaman adım adım hani o yolu çıkan bir oyuncusun ve hani uzunlar geç gelişir bir hani klişesi mi diyeyim veya böyle bir anlayışı vardır ama sen hakikaten tırnaklarını kazıyan bir oyuncusun. O yüzden rol model olduğunu da burada altını çizmemiz lazım. Çünkü hani Uşak'ta oynadın, Trabzon'da, Gaziantep'te oynadın. 5 yaşa geldin Ufuk Sarıca'yla beraber. Hani şutun belki daha ön plana çıktığı bir dönem oldu. Üzerine oynanan oyunlarla beraber bir gelişim içine girdin. Efes'e gittin. Artık Euroleague oyuncusu oldun. Ve ondan sonra mesela yine Shane Larkin'in bloğunda var. Hani play sakatlanıyor, dans sakatlanıyor. Acaba bir transfer yapsak mı derken sen hep hazır tutuyorsun kendini. Ve sadece hazır tutmak değil, girince de oyuna bambaşka bir şey kattın. Ve bu sezon bu çok acayip bir noktaya çıktı. Nasıl kendini bu kadar hazırladın? Ve bu çıktığın merdivenler sana neler kattı kariyerin boyunca? İşte o kendini hazır tutma durumu bu yaşadığım süreçten dolayı bende oldu. Çünkü kendimi hazır tutmam lazım her zaman. Bu yani, tabii kendi hatalarım da oldu da bunu hiç inkar etmiyorum. Ama belki de o yaşadığım şeyler olmasa, mesela Uşak'a gitmesem, Trabzon'a, Antep'e, oralara gitmesem belki bugün böyle olmayacaktı. Hep o yönden bakmaya çalışıyorum. Keşke gitmeseydim, Efes'te kalsaydım 10 sene boyunca belki farklı bir şey olacaktı ama şu an baktığın zaman sonuç olarak Euroleague şampiyonu, Avrupa şampiyonu olarak sezonu bitirdim. Hiç şunu değiştirseydim, şunu yapsaydım birkaç sene önce söylüyordum. Özellikle Beşiktaş'a geldikten sonra ben bu durumu kabullendim. Ufuk abiye de söylüyorum. Teşekkür ederim diye. Her yerde de söylüyorum. Ufuk abi bana ilk ciddi şansı veren insan. Onun büyük etkisi oldu benim üstümde. Efes'teki ilk sezonumda belli bir geçiş dönemi yaşadım. Ama ikinci sezondan itibaren, ya ilk sezonda da bu hazır tutmam lazımdı. Kendimi hazır tutmam lazımdı çünkü Euroleague takımına gelmişsin. Seni belli bir sebepten ötürü buraya aldılar. Takımına katkı ver diye. Kendini sürekli hazır tutman lazım bir şekilde. Yani ne yaparsın bilmiyorum. Gidersin filmi izlersin, gidersin psikolog biriyle mi konuşursun, gidersin idman mı yaparsın. Bu sen ne yaptın? Kişiden kişiye değişir. Ben sürekli idman yaptım. Sürekli idman yaptım. Antrenman atıyorum 4'te oluyorsa ben 2'de salona gidiyorum. Ağırlık yapıyorum, şut atıyorum, idmandan sonra kalıyorum. Ya, sürekli bir şey yapıyorum. Bu her gün değişiyor. Ama sürekli bir şey yapıyorum. Çünkü kendimi hazır tutmam lazım. Ben biliyorum ki yani Ergin abiyi de tanıyorum. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda seni oyuna atabilir. Yani, o anda senin hazır olman lazım. Her şekilde. Kafaca, fiziksel. Özellikle ya tabii ki kötü bir şanssızlık oldu dansının sakatlanması geçen sene ama Ergin abi de bunu gördü ki, ya benim hazır olduğumu gördü ki beni sahaya attı. Ben de iyi bir dönem geçirdim geçen sene. Yani tabii ki sezon yarıda kaldı. Belki o sezon şampiyon olacaktık. Herkesin söylediği Efes şampiyon olacaktı. Şampiyonluk büyük favorisiydi ama ya belli olmaz tabii ki ama bu sene sezon başlangıcı normal düzene döndü diyelim. İlk seneye döndü diyelim. Ama Ergin abinin kafasında da bu vardı zaten. Ya belliydi ilk seneden başlayarak ilk sene, ikinci sene, üçüncü sene herkes görüyordu. Ben bunu hiç inkar etmiyorum. Ergin abi benimle ilk anlaştığında ben üçüncü uzun olarak anlaştık. Üçüncü uzun olarak geldim. Tabii ki sakatlıkların yardımı oldu diyelim. Hani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum bu rolü almamda takımda ama sonuç olarak ben bu süreçte kendimi hazır tuttuğum için bunun meyvesini aldım. Gençlere de, altyapıdaki arkadaşlara da örnek olmaya çalıştım. Çünkü görüyorum altyapıdaki arkadaşlar geliyor, idmanlardan sonra idmanları var. Geliyorlar, benimle konuşuyorlar, bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler soruyorlar, bir şeyler istiyorlar. Onlara da yardım etmeye çalışıyorum. Dışarıdan sen de söylüyorsun, eşim de söylüyor, başkaları da söylüyor. Hep kendini hazır tutuyorsun, eline sağlık diye.
bu hissiyatı vermek benim için en mutluluk verici şey. Yani çünkü ben sahada basketbol oynamaktan zevk alıyorum. Basketbol oynamaktan keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte olmak için sahada çalışmam lazım. Yani bu çalışmak da bana keyif veriyor. Yani benim basketbol topu benim elimde olmasa da olur saha içinde. Çünkü çok maç oldu öyle elinde olmadı. Keyif alıyorum. Herkes de bunu görüyor. İşte iyi oynadım falan. Shane geliyor, Mitch diyor. İşte iyi oynadın. Simon geliyor. Maçlardan sonra herhangi bir maç bilmiyorum. İyi oynadın. Eline sağlık. Eline sağlık falan diye. Bu bana keyif veriyor. Bu keyfi almak için de kendimi hazır tutmam lazım. Aynen sağda kalmam için bu eğlendiğim işi yapmam için kendimi sürekli hazır tutmam lazım. Hep bu açıdan bakmaya çalıştım. Yani, tamamıyla keyif aldığım işi sürekli yapmaya devam etmek için. Çünkü kendimi kapatırsam hani hiçbir anlamı yok. O tutkuyu hep yaşıyorsun değil mi? Yani, yaşamam lazım çünkü sonuç olarak baktığınız zaman keyif aldığın işi yapıyorsun. Çok güzel. Yani, keyif aldığın işi yapmak için çalışman lazım, kendini hazır tutman lazım. Bu sadece basketbol değil, herhangi bir şeyde. Yani 9-5 işte de çalışsan bile böyle hazır tutman lazım kendini. Bu yaşadığım süreçten dolayı bunu edindiğimi düşünüyorum. Sonuç olarak da EuroLeague şampiyonuyum. Gayet de mutluyum olduğum yerden. Doğru şeyler yapmışsın. İnşallah. Ece sen nasıl mesela, sen de sporcu olarak, sen de o sırada mücadele içindesin. Belki kendi rolün, kendi mücadelenin içerisindesin. Bir yandan da birbirinizi kuşkusuz destekliyorsunuzdur. İşte hani oynadığı maçtan sonra belki beraber bakıyor musunuz? Veya nasıl geçiyorsunuz bir maçtan sonraki günleri? Hani birbirinize destek anlamında nasıl işleri yoluna koydunuz? Aslında Sertaç'la çok farklı karakterleriz bu konuda. Ben böyle biraz da özellikle Sertaç'a karşı çok acımasız eleştiriler yapıyorum. Yani çok süper basketboldan anladığımı söyleyemem ama yani iyi anladığım konular olduğunu düşünüyorum. Bu sporculuğun vermiş olduğu farklı bir gözle de izliyorum. Sertaç daha iyimser, her zaman daha yapıcı, daha sakin bir karakter. Ben böyle tez canlı olduğum için ve maçlardan sonra özellikle Sertaç'ın maçlarını eve gelince bir bazen iki tur seyrediyoruz. Pozisyonlara tek tek bakıyoruz vesaire. Tabii böyle durumlar var. Ben biraz daha işimi sahada bırakabiliyorum. Hani çok kısa bir süre yaşıyorum duygusal olarak. Ama şöyle bir şey var. Mesela Sertaç kötü bir gün geçirdi, maç kaybetti, eve geliyor. Ben Sertaç'ı zorluyorum sürekli konuşması için. Bir cümle söylüyorum, iki cümle söylüyorum. Baktım cevap gelmiyor. Bunu da şöyle çözdük. Artık Sertaç'ın bir noktası var. Bir süre kendini yalnız bırakıyor. Bırakıyorum ve o bana mesaj veriyor hani konuşabiliriz artık diye. O zaman konuşuyoruz. Benim içinse ben eve geldiğim gibi kötü bir şey yaşadıysam anında anlatmam lazım. Sertaç'a böyle hemen anlatıp işte şöyle oldu, böyle oldu, kötü oynadım, iyi oynadım vesaire diye. Söylemem lazım. Bu konularda ayrılıyoruz ama bence birbirimizi tamamladığımız nokta da bu. Yani farklı oluşumuz birbirimize iyi geliyor aslında. Böyle bir dengemiz var. Biraz farklıyız. Ben Sertaç gibi değilim mesela. O çok aşırı erken gider. Ben böyle işimi yaparım. Ekstramı da yaparım ama Sertaç gibi. Sertaç idman 2 saat önce gidiyor. Hani bu voleybol, basketbol arasında bence bir fark da var. Farklıyız aslında. Aynıyız diyemeyeceğim. Ama mental durumu artık bence sporda yok, bambaşka noktaya geldi. İşte Simone Biles şu anda olimpiyatta hani efsaneleşmiş bir durumda olmasına rağmen o baskıdan dolayı mental olarak bir senkronize olamadığını söyleyip bırakıyor mesela. Yapmak istemiyor. Bu kolay bir şey değil şu yaşadığınız durum. Hiç kolay bir şey değil. Yani özellikle onun yaşadığı durum belki şöyle düşünebiliriz. Çünkü o bireysel yarışıyor ya. Ne kadar takım olarak yarışsan bile o mindere çıktığın zaman tek kişisin. Evet. Çok düşünüyorsun. Evet. Çok düşünmek değil mi? Takım işi olduğu zaman basketbol, voleybol ya da futbol onlarda sen düştüğün zaman takım iyi durumda olan takım arkadaşın seni kaldırıyor oyun içinde. Ya da kenara geldiğin zaman bench'te. Bu daha kolay. Birinin seni kaldırması. Ama özellikle o bireysel sporlarda ne kadar takım olduk desen de yani jimnastiğe gidiyorsun tamam 20 kişi minderin etrafında ama sen minderde tek başınasın. Tek başınasın. Bütün salon 25 bin 30 bin kişi neyse orada canlı seni izliyor. Televizyon başında bilmem kaç milyon kişi seni izliyor. Oradaki durum öyle farklı. Takım işi olduğunda daha farklı. Öyle düşünmek lazım.
Yani o performansı, hani takım içinde olsam bile o performansı verebilmek. Aynen öyle. Orada mental olarak hazırlamak değil mi? Fiziksel hazırlık, çünkü belki hani siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Hani ben sadece dışarıdan gözlerim. Fiziksel olarak bir yere taşıyabiliyorsun ama bir yerden sonra da ileri gitmek için sanki o mental olarak hazır yapmak. O hazırlık da işte belki de aile yaşantısı. Aynen belki öyle. Dediğin gibi destek almak. Bunlarla çözülebiliyor gibi. Aynen öyle ya. Benim ya kötü oynadığım çoğu maçtan sonra Ece ya beni ilk rahatlatan, ilk konuştuğum, ilk destek veren, ilk yukarı kaldıran insan oldu. Paylaşmak önemli. Evet. Paylaşmak önemli. Zaten kendi de söyledi. Benim o kötü oynadığım maçtan sonra beraber eve gidiyoruz. Arabada hiç sesim çıkmıyor. Çıkmıyor. Bir rahat bırak diyorum. Kendi dünyamda bir kalayım. Bir kalayım, bir yarım saat sessiz kalayım. Zaten konuşacağız. O da biliyor. O da biliyor konuşacağımızı. Evet. Eve gidince daha böyle bir rahat rahat, böyle yavaş yavaş işte konuşma, böyle oldu, şöyle oldu, orada öyle olsaydı böyle olur muydu falan diye konuşuyoruz. En çok işte beni en çok destekleyen Ece. Yani ilk konuştuğum olduğu için neler çektiğini daha ya çok iyi biliyorum. İşte dediğim gibi o kötü oynadığım günlerde, kötü geçen günlerden sonra en büyük destekçim Ece. Ve özgüveninin ne kadar arttığını gördük saha içinde. Tabii ki. Yani CSKA maçında sağ dipten topu yere vurup Şengeli yedi değil mi? Yok. Şey, finalde Davis'e. Finalde Davis'e, evet. Aynen. Topu yere vurup yani Davis'i... Ben inanamadım. Yani hayır, kimse inanamadı. Yok artık diyor. Tamam, sayı attın, smash vurdun, üçlük attın. Harika, bir de Davis yani. Hareketler atak edeceğim falan. Yok artık diyor da. Bir de kupayı alır gelirsiniz diyordu yani. Ama o özgüven değil mi? Yani yok, iyi hissediyorsun, tamam. İyi hissediyorsun ve artık aynen, her şeyi evet, daha fazla tamam, yapacağını tamamıyla özgüven. Tamamıyla özgüven, çünkü sahada kaldığın sürece ben bunu da yaparım, ben bunu da yaparım. Zaten bir yerden sonra şey düşünüyorsun. Ne kaybedebilirim ki? En kötü gelirim, kenarda otururum. Evet. İki dakika otururum, nefeslenirim, toparlarım kendimi. Evet, tekrar girerim diye düşünüyorsun. Tekrar girerim diye düşünüyorsun o özgüveni aldıktan sonra. Kim söylemişti ya? Biri söylemişti. Hatta playoff maçında, Real Madrid playoff maçında Tavares'in üstüne smaç vurmaya çalıştım yani. Ne yaptım? Ama işte ya özgüven onu, hepsi bunların. Tamamen yani. Özgüven. Onu denemek önemli. Evet. Ya ben biliyorum zaten Tavares beni keser. Tavares herkesi blok koyuyor. Evet, evet, yani ne yapabilirim ki yani? Ama onu denemek, kimse Tavares'ten blok koyacak, Tavares beni bloklayacak diye kimse onu denemiyor. Evet. Gene blok yiyor. Ben smaca kalktım, gene blok yedim. Yani evet. Sonuç ama aynı. Ama smacı yapsan belki sonuç oyunun aynı. Psikolojisini kıracaksın. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bu bambaşka. Özgüveni. Şutların, yani şutların mesela hani mesela Final Four'da hani şutların girmemiş. Ama nasıl söyleyeyim, o şutları kullanmak, hani bir sonrakini tekrar kullanmak, eskiden olsa mesela bir şutun girmediği zaman denemez. Olmadı, ben bunu kullanmayayım artık diyebilirdim belki herhangi bir oyuncu için, ama o yok yani şu anda. Yok, o yok. Özellikle sezonun ikinci yarısından beri evet. O güveni yavaş 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 üstüne koya koya artırdığın zaman bir de öyle bir durum oluyor ki Michi sana, ya Michi seni arıyor, Simon seni arıyor, Shane seni arıyor. İnanılmaz değil mi? İnanıyorlar, şey. İnanıyorlar, senin o şutu sokacağına inanıyorlar. Evet. Sen o duyguyu aldığın zaman sen de inanıyorsun. Bazen potaya bakmadan atıyorsun. Direkt fırlatıyorsun nasılsa girecek diye. O yüzden, hatta Barcelona maçında iki tane kaçırdım. Hiç sıkıntı yok dediler, devam, atmaya devam, bir daha gelecek, bir daha atacaksın dedi Michi bana. Yani. Takım arkadaşlarımda da sen o özgüveni, tamam. onlar da sana güveniyor. Aynen zaten öyle. Nefesin başarısının altta yatan şey bu herhalde değil mi? Beraber her şeyi aynen yapabilmek, öyle. Onu eritmek yani. Aynen öyle, çünkü 3 sene oldu. 3 sene boyunca da herkes kimin neyi nasıl yapabildiğini biliyor. Evet. Yani kimin nerede neler yapabileceğini düşünüyor, onu hissediyor. Ben bazen şeyinin kaç sayı atacağına kadar tahmin edebiliyorum. Ya da Mitch için nerede neyi yapacağını, neyi pas vereceğini tahmin edebiliyorum. Yani 3 sene olmuş, bir sürü şey yaşamışım, bir sürü maç oynamışım. Şeyinin ruh halinden anlıyor musun o günde nasıl bir maç çıkaracağını? Anlıyorsun. Mesela finalden önce nasıldı? Çünkü oraya gelene kadar çok iyi değildi. Finalde bambaşka bir şey oynadı. Ya onu Mitch de söyledi seninle röportajında. Hmm. Yani şöyle değişebiliyor şey. Evet. Maç içinde şöyle değişebiliyor. Evet, evet. O inanılmaz bir özellik. Ben öyle bir özellik şimdi var Avrupa'da cidden bilmiyorum. Yani sürekli çoğu oyuncu idman yapar, böyle bir ritme girer, ondan sonra hani iyi oynamaya devam eder. Yani kötü gün geçirse bile belli bir sürede kendini toparlar, ritme girer. Ama Shane 3 tane arka arkaya kötü maç oynasın, bir şöyle yaptığı zaman direkt o patlamayı yapabiliyor, o duvarı kırabiliyor hemen. Evet, evet.
Ve hani bir noktaya geldik şimdi. Efes tüm takımı biraz tutmayı başardı. Bir tek Sertaç Şanlı isimli oyuncumuz hariç. Yapacak bir şey yok. Nasıl gelişti? Yani öncelikle hani biraz o tabii ki Efes'te seni tutmak istiyordu kuşkusuz. Hani Avrupa'da birçok takım seni istiyordu elbette. Hatta işte yarı finaldeki röportajdan sonra Arlo Lucas'ta keşke senin menajerin olsaydım dedi. Ama hiç beklemiyordum ya. Yani. Ne diyeceğimi bilemedim ya. Öyle. Ama güzel toparladın, bravo. Güzel bir cevapla. Yine durumu kontrol altına aldın. Onu da özgüvenine bağlıyorum artık. Ama bu süreci biraz konuşalım. Nasıl oldu? Teklif nasıl geldi? İlk konuşma nasıl başladı? Barcelona süreci nasıl geçti şöyle söyleyeyim. Sonuna kadar benim haberim olmadı. Menajerler yürütüyordu o görüşme işini. Hatta bana söylediler işte Avrupa'dan birkaç takımdan daha teklif var. Ama bakıyoruz şu an duruma diye. Bana hiçbir şey söylemediler. Zaten EuroLeague finalinden sonra Fener serisi vardı. Bana işte Barcelona seni istiyor diye Fener serisinden sonra geldi. Ben de dedim aa ne güzel, nasıl inanılmaz bir teklif, inanılmaz bir fırsat olur diye söyledim. Ya yani tabii ki şimdi şampiyon olarak Efes'te kalmak ayrı bir şey. Şampiyon olarak Barcelona'ya gitmek apayrı bir şey. Şimdi çok ikilemde kaldığımı söyleyebilirim. Hangisini seçeyim, hangisinde devam edeyim yoluma diye. Gene işte Ece devreye girdi mi orada? Ece devreye girmedi. Ece bana yardım etti. Tam anlatmayayım. Tam anlatmayayım neler neler söylediğini. Ama çok yardım etti. İşte bu olursa böyle olur, bu olursa böyle olur. Sen ne seçersen senin yanındayım, nasıl beraber yapacağız bu işi dedi. Çok da fazla detaya girmeyelim ya. Onlar diğer detaylar bende kalsın. O zaman Ece'den alayım ben o detayları. Tamam o zaman diğer detayları ona sorayım. Yani ben rahatlayayım biraz. Masada iki tane teklif var diye düşünüyorum. Efes ve Barcelona. Geldi evde yine böyle bir masanın içerisinde muhtemelen ne yapalım acaba diye düşünüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Neler orada bize söyleyebilecek kadar neler konuşuyor? Evet, söyleyebileceğin kadarı her şeyi söyleme. Çok klişe bir cümleyle hani cevap vereceğim öncelikle. Ben gerçekten sadece dedim ki senin kararın ne olursa olsun ben senin yanındayım. Gidiyoruz dersen yarın da giderim, kalıyoruz dersen kalırız dedim. Ve bu süreçte ben kendi transferimi de yapmadım. Arayan soran herkese de eşimi bekliyorum, eşim yurt dışına gidebilir. Ben de onunla birlikte gideceğim dedim. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Aramızda konuştuk tabii ki de artılarını, eksilerini düşündük. Ya ben hep şey derdim, sizin karşınıza bir şans geliyorsa, bir fırsat geliyorsa neden denemeyelim, neden olmasın? Kaybedebileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ve şuradan yani çevremizdeki birçok sporcuya sorsak, branşı fark etmeksizin, yurt dışından gelen bir teklif karşısında direkt hayır diyemezsiniz. Çünkü çok büyük bir şans, belki kariyeriniz boyunca bir daha bu şans size gelmeyecek. Biz de daha sonrasında ortak karar olarak denemek istedik. Tamam dedik ve gidiyoruz. Çok aynen mutluyuz öyle. Ama şu an yani aklımızda bir soru işareti yok. Yani mutluyuz, çok heyecanlıyız. O imza törenine gidene kadar hatta böyle ya Barcelona'ya gidiyoruz evet ama falan işlerin farkında değildik. Aynen. Ta ki oraya gittik. İşte bizi karşıladılar, sağlık kontrolü, imza falan. Birbirimize baktık ve evet gerçekten Barcelona'dayız falan dedik ama yani hala %100 tamamen farkında değiliz. Dürüst olalım. Gidince Sertaç formayı giyince, oradaki yaşamımız başlayınca tabii ki de duygularımız ve hislerimiz çok farklı olacak. Ama hiçbir pişmanlığımız yok şimdilik. İnşallah böyle de devam eder. İnşallah. Peki o süreçte kuşkusuz Ergin abiyle konuşmuşsundur diye düşünüyorum. Konuştu. Nasıl geçti konuşmanız? Konuştum ya. Şunu söyleyeyim öncelikle. Ya ben Efes'te başladım basketbola altyapıda. Efes'te Merter'deki tesislere ilk girdiğimde kapıda o efsane kadronun Koraç kupası var. Evet. Koraç kupalı fotoğrafı var. Dedim inşallah bana da nasip olur. İnşallah ben de böyle bir resimle bu duvarda asılı olurum diye. Nasip oldu. Ya çünkü çocukluk hayalimdi Efes'te Avrupa Kupası kazanmak. Ya bu sadece benim değil, çoğu kişinin hayaliydi. Bana nasip oldu. Ergin abiyle de konuştum. Ya tabii bu süreçte cidden
bana en son vakitte geldi bana bu teklif. Yani Barcelona teklifi var diye. Benim önüme en son raddede geldi. İmzalanmak üzere gibi. Yani neredeyse. Yani neredeyse ama Efes de seni istiyor, Barcelona da seni istiyor diye bana en son raddede geldi. İlk başta hani Barcelona var, hani böyle böyle bir durum var, o var, başkası var, başkası var. Bunlar değil. En son raddede geldi. Ergün abiyle de şöyle konuştum. Gayet kısa, net. Abi ben gidiyorum. Teşekkür ederim her şey için bu 3 sene boyunca. Bana yardımları için teşekkür ediyorum. Hakkını helal et dedim. O da profesyonellikte böyle şeyler var dedi. Teşekkür etti. İnşallah seneye finalde karşılaşırız dedi. Eyvah. İnşallah seneye. Bunu gözdağı olarak aldım ben. Ya ben de inşallah dedim. Çok isterim böyle bir şey olmasını. İnşallah dedim. Yani öyle kapattık. Ne güzel. Yani. Peki telefon diğer hattında bir de Saras Yisikevicius var. Saras'la yani daha hani yüz yüze konuşmadım. Daha mesaj üstünden haberleştik. Çünkü Saras bana ilk mesaj attığında Kanada'daydım. Milli takım kampında. O da bu hengame bitsin. Ondan sonra konuşuruz dedi. Yani her zaman arayabilirsiniz bir sıkıntı olduğunda. Şu an Barcelona'ya gitmeyi bekliyorum. Daha yüz yüze konuşmadık ama haberleştik. O da benim hissettiğim mutluydu yani. Peki rol hakkında hiç konuştunuz mu? Çünkü hani ben Saras Yisikevicius'un sisteminde uzunlar hakkında hani daha çok pot altına, hani o post-up'ı daha sırt dönük oyunları oynamayı seven, işte Brandon Davis'i özellikle seven bir koç. Adam değişme savunmasında daha büyük kalmayı seven bir koç. Şimdi sen Efes'te hani yaratıcı gardlara daha devrilen veya perdenin açılan, hani biraz daha farklı. Hoş bugün daha bir El Mundo Deportivo gazetesinde bir röportajı var. Oraya değineceğiz ama o rol hakkında hiç böyle konuştunuz mu? O rol hakkında çok konuşamadınız anladım. Ya, o rol hakkında hiç konuşamadık. Öyle bir fırsatımız olmadı. Çünkü şimdi Kanada'dayım. Saat farkı var. Evet. Sürekli idman maç yapıyoruz. O da tatilde. O da tatilde. Şimdi o da durumu biliyor. Hani yoğunluğu anlıyor. Hiç öyle bir rol konusunda, takımdaki süreler konusunda hiçbir konuşmamız olmadı ama inanıyorum ki yani Barcelona'ya gittiğimizde ilk idmanda konuşuruz onu. Ama tamam ya, yani Saras geçen sene çok eleştiri aldı. Çok sistemsel oynatıyor diye ama benim inandığım elindeki malzemeyle neyi, nerede ne yapacağını biliyor. Ya bir maç bilmese bile o maçta bir şeyler öğreniyor. Diğer maça onu yansıtıyor. Benim inandığım, gördüğüm şekilde bir hissettiğim olay, saha içinde hissettiğim olay. Belki saha dışından sizin görüşünüzden farklı olabilir ama bu dediğin röportajı da hani gösterdim bana. Pau Gasol'ün, hani belirtelim, hani insanlar okumamış olabilir seyircilerimiz. Pau Gasol'ün yerine hani daha devrilen, perdeden sonra açılan, daha modern, daha şutunu kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak bahsetti ve onun yerine koymak istediğini söyledi. Bence elinde 3 tane aynı tip uzun olmasındansa 3 tane farklı tip uzun olmasını tercih eder. Evet. Yani çünkü aynı tip oyun olduğu zaman rakipler ona önlem aldığı zaman bir yerde tıkanabilirsin. Farklı opsiyonların olduğu zaman farklı şekillerde, farklı takımlara o şekilde hazırlanıp daha değişik hazırlıklar yapabilirsin. Ya yani belki yarı final serisi bambaşka bir hazırlık olur. Finalde bambaşka bir hazırlık olur. Bunları ben çözebileceğine inanıyorum. Yani sürekli kendini geliştirebilen bir koç. Hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü sen hani Ergin Ataman'ın sisteminin daha özgürlükçü, daha mesela şut atmaya veya hani o topu kullanma özgürlüğünü veren bir koç. Hani o sistemler içerisinde tabii ki. Bir önceki koçun Ufuk Sarıcı da belli anlamda bu şekilde biraz bahsedebiliriz ama Yisikevicius daha hani dışarıdan baktığımız belli şeyler var, kurallar var. Hani Obradovic sisteminden gelen bir koç. Hani daha belli kurallar, o kurallar çerçevesinde. Bu seni hani nasıl söyleyeyim, hani korkutuyor mu demeyeyim de böyle bir sistem farklılığı olacak olması, biraz çekiniyor musun bu anlamda? Aslında hiç çekinmiyorum. Ya tabii ki sistem değişikliği olacak, o sisteme alışma süreci tabii ki olacak ama hiç çekinmiyorum ben. Çekinmediğim için kendimi bu meydan okuma diyeyim, hani challenge diyeyim, onu kabul ederek gidiyorum zaten. Kendimi tam burada gösterdim. Bu kupayı kazandık. Tamam, seneye belki farklılıklar olacak sistemde. Takım arkadaşlarımı yeniden tanımam lazım.
Hepinin bir guard sistemi, Jokubaitis, Laprovittola. Jokubaitis, Laprovittola, Kalates tamamen farklı oyuncular. Ama Efes'te kalmak, şöyle söyleyeyim, bence işin kolay tarafı. Yani Efes'te kalabilirdin, kupayı almışsın, Avrupa şampiyonu olmuşsun. Daha rahat bir ortamda. Hani bu sağ içi olarak söylemiyorum, sağ dışında. Sağ dışında bir yere gittiğin zaman ya da maç sonunda ki ortam sana daha rahat gelebilir, ama bu meydan okumayı kabul ediyorsan, bu meydan okumayı yapabileceğini gösteriyorsan herkese, bu farklı bir olay bence. Ben öyle bakıyorum. Çok güzel. Bir meydan okumayı, onu kabul etmek ve onu görmek istiyorsun şu an. Aynen. Onu kendime ben bunu yapabilirim demek için gidiyorum oraya. Çok güzel. Peki gittiniz oraya. Tamam, artık imzalar atıldı. ve o hani Aura'nın, hani o atmosferin içine girmek, Barcelona nasıl bir yer orası? O kulübün içinde olmak, müzeye girmek. Ece, evet, akrabanı senden almak istiyorum. O cevaplısın. Nasıl bir şey? Müthişti. Laporta ile buluşmak, sonra Navarro'nun oradan gelip elini sıkması. Müthişti. Yani İlk bana geldiler. Çok üzülüyorum, onu söyleyecektim. Benden önce gittiler, Ece ile selamlaştılar. Doğru, hamleyi yapmışlar. Çok ciddi. Cidden söylüyorum, hiç sıfır abartı. Bir sürü de şahidim var. Benden önce gittiler, Ece ile selamlaştılar. Ya inanılmaz sıcak bir ortam vardı. Ya açıkçası bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum. Sonuçta ilk kez tanışıyoruz, işte başkanla beraberiz vesaire, ama imza töreninde gerçekten benimle çok fazla iletişim kurdular. Yani hiç böyle zorlandığımız ya da ya ne desek, nasıl hareket etsek diyebileceğimiz bir an bile oluşmadı. Ya şey derler ya, bir iş nasıl başlarsa öyle devam edermiş de. Ben çok inanıyorum buna. Umarım ilk günkü gibi sıcak ve heyecanlı geçer sezonda. Ama gittiğimizdeki heyecanımız bir anda geçti yani. İlk bir 10 dakika falan heyecanlıydık. Sonrasında sanki ilk buluşmamız değil, ikinci, üçüncü buluşmamızmış. Sanki Sertaç 5 yıldır o kulübün oyuncusuymuş gibi bir ortam oldu. Yani hani belki seyirciler diyecek ya, Ece de biraz abartıyor, ama gerçekten böyle değildi. Çok işte fotoğraflarımızı görünce bu sıcaklığı hissetmiş zaten. Ya gerçekten fotoğraflardaki evet, kadar ortam. Evet, fotoğrafınız çok güzel gerçekten. Biz de şöyledik, daha fazla. Laportayla böyle sarılarak imza atmak falan çok güzeldi. Ya onu bana kendi söyledi. İlk dönemimde bunları yapmıyordum. Yani hiçbir anım yok dedi ilk dönemimle ilgili. Yeni oyuncular, yeni transferle ilgili. Bir de ilk transfer olarak sen şimdi oradaydın. Bu dönemde ya futbolcu, basketbolcu fark etmez. Herkesle bunu teker teker yapıyorum. Anıları biriktiriyorum dedi. Bir daha ya pişmanlık duymayayım dedi bana. Bana sanki şey gibi geliyor, hani voleybol takımında Süper Genç çıktı değil mi? Evet. Sanki Ece'yi transfer etmek için mi seni aldılar sanki? Ya Ece'nin onun bakış açısına göre değişiyor. Ama şöyle bir şey oldum, işte Sertaç'ın imzalar atılırken döndü bana şey dedi, oynamak istiyorsan biz seni istiyoruz falan dedi. Ben şimdi böyle bir esas konu geldi. Tabii ki esas konu. Yani ben zaten ne orada... demeliyim? Tamam Sertaç, tamam sen çekilebilirsin. Biz bitmiş, yeni oyuncu transferi yapıldı orada zaten. Evet, bana işte anlatmaya başladı, şehrimiz şöyle dikkat et, işte alışveriş için şuralara gitmen lazım falan. Ben böyle dinliyorum, bayağı benimle konuştu, sohbet başka, etti. Gerçekten, Laporta. Ya, çok güzeldi işte, fotoğraf çekimde sen de gel beraber fotoğrafımız olsun falan dedi. Ben de hemen seve gittim tabii ki de ortalara. Sen peki ne düşünüyorsun, oynayacak mısın orada? Evet, oynayacağım. Şansıma da Barcelona'nın kadın voleybol takımı, senin de söylediğin gibi bu sene Süper Lig'e çıktım. Ve altyapı mil takımlarından da beni tanıyorlarmış. İşte menajeri, voleybol şubesinin menajeri benimle iletişim haline geçti. Şimdilik tabii ki de oynayacağımı söyledim. Onlar da çok mutlular, ben de çok mutluyum. Gidince son imza aşaması kaldı. Şanlı ailesi olarak Barcelona'ya gümbür gidiyoruz. Şanlı ailesi damgası vuracak Katalonya'ya. İnşallah. Evinizi falan hallettiniz mi, tuttunuz mu? Ya evi orada yardımcı oldular ilk gittiğimiz o iki günde. Yani çok rutin şeyleri yaptık. Sağlık kontrolleri, işte imza töreni falan. O ara yardımcı oldular, birini ayarladılar. Bize evleri göstersin diye. Evi de şu an ayarladık. İnşallah sıkıntısız gidiyoruz. Evi nasıl, memnun musunuz evden? Vallahi çok güzel, çok beğendim. Şu an için gayet güzel duruyor. Güzel. Peki şey mi, nasıl hani herkesin bir arada olduğu bir yer mi, yoksa ayrı bir yer mi tuttunuz? Hani bütün ekibin olduğu, takımın olduğu bir yer, bir lokasyon mu? Takımın olduğu... Ya komşunuz kim yani? Onu komşular kimler? Onu sen söyle, ben söylemeyeceğim. otur yani
oturacağımız bölge tüm sporcuların yer aldı. Aynen. Yani futbolcu ve basketbolcunun %90'ın oturduğu bir semt. Böyle işte hem stada hem idman salonuna yakın ortada bir yer kalıyor. Ve sürekli bir ev gösteriyorlar. İşte sağ komşunuz, ben futbolcuları çok iyi bilmiyorum. Yanlış bir isim de kullanmak istemiyorum. Komşunuz mu? Sertiç'e dönüyorum. O kim bana anlatıyor? Wow diyorum. İşte gidiyoruz, yoldan geçiyoruz. İşte diyor ki burası Mirotic'in evi. İşte bir eve gideceğiz, Kuriç'in komşusu olmak ister misiniz vesaire gibi. Şimdiki tuttuğumuz evde eski bir oranın eski bir oyuncusunun evi. Yani şey Adam Hanga'nın, Adam Hanga'nın evi. Ama yani şimdi söylemem ne kadar doğru olabilir ama çapraz komşum Shakira ve Pique. Harika. Yani bunu almaya çalışıyordum. Bunu duyayım, yani gelmek isteyen çok arkadaşımız var. Biz de bir kışın bir maça geliriz herhalde. Bekleriz. Bein Sports ailesini davet ediyoruz. Çok evimizde keyifli bir sohbet için. İnşallah her zaman isteriz. Bekleriz. Tapaslar herhalde öğrenilmiş olur. Tabii ki o zamana kadar tabii öğreneceğiz ki. Onları. Ama mesela Shakira konsere giderken Ece ben konsere gidiyorum, görüşürüz dönüşte gibi. O raddeye gelirse zaten. Konuşmalar olabilir yani. Bunu bekleyen çevremizde çok insan var. O konuşmayı duyarsam zaten ne tepki veririm bilmiyorum ya. Değil vallahi bu bilmiyorum. Çünkü cidden ya cidden bunu bekleyen bir kesim var. Ece'nin arkadaşları, benim arkadaşlarım. Ama bu beklenir ya. Bu inanılmaz bekleniyor. Ben anlamıyorum. Yani Fener Efes maçından daha çok hani Ece Shakira'ya atıyorum Türk yemeği götürür mü? Ya, bu evet. Bu bekleniyor. Bir Türk günü, Türk gecesi. Tabii kısır falan yapıp götürmeyi falan hayal ediyor. Tabii. Beş çayı partileri falan. Peki Messi yakın mı size? Yok Messi. Başka bir yerde. O şehrin Messi dışında. Messi daha şehrin dışında. Bizim oturduğumuz yerde nasıl diyeyim, o muhitte işte Pique oturuyor. Bir iki sokak üstümüzde. Neto var. Kayıcı, Dembele birkaç ev altımızda, başka Kuriç var, Mirotic var, ya var şu an hepsini hatırlamıyorum ama sürekli futbolcuların, basketbolcuların oturduğu semt diyeyim ya da atıyorum şimdi Yeniköy gibi bir yerde, evet. İşte iki sokak herkes orada bir, iki sokak aşağıda başka biri oturuyor ama gayet güzel bir muhit. Ama bir Messi ile bir araya gelme hayali var mı? Yani hani var, böyle bir var tabii ki de. Yani çok denk getirmek istiyorum. Tesislerden çıkarken hani gelir miyim bir fotoğraf falan istiyorum artık tabii takım ki. Takım arkadaşı gibi bir şeysiniz ya. Yani uzun zaman geçirirsiniz beraber. Yemekler inşallah, olur. İnşallah. Hani gidip yemeklerini böyle merakla bekliyorum zaten. Evet, orada muhtemelen yanına oturursun diye düşünüyorum. Bilmiyorum inşallah o fırsatı bulurum. Yani hani şaka bir yana gerçekten bu konuştuğumuz şeyler hani şaka değil bu arada. Yani gerçekten de bunlar yaşanacak ve olacak şeyler. Gerçekten bu da bir rüyada gibi insan hissediyor kendini değil mi? Bu o yani konuştuğumuz zaman şey, çok uç seviye gibi geliyor ama şimdi. Şaka yapıyormuşsun gibi geliyor ama yani aslında sonuçta iki üç hafta sonra gideceğim orada yaşayacağım. Yani evet. Konuştuğumuz zaman başka geliyor ama. Gerçekten Shakira ile bu arada bir realiteye vurduğunuz zaman cidden böyle şeyler olabilir yani. Evet, ama bilmiyorum. Bakalım yaşamadan bilemem şu an. Yani gerçekten güzel bir dönem olacağı i̇nşallah, kesin. İnşallah. Çok da mutlu olmanı, hani huzurlu olmanızı, ikinizin de başarılı, çok başarılı olmanızı teşekkür istiyoruz. Ederiz. Sona doğru geldik ama biraz bir farklı konulara da değinmek istiyorum. Özellikle hani şu anda Tokyo'da olimpiyat oyunları devam ediyor. Orada Fener'in Sultanları, kadın milli voleybol takımımız gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Yani ülkemizin zor durumdan geçtiği bir dönem var şu anda. Dört bir yanında ne yazık ki yangınlar var ve hani yüreğimizin acıdığı bir dönem. Ama kadın milli voleybol takımımız öyle bir performans ortaya koyuyor ki senin arkadaşların orada. Hani Amerika'ya 2-0'dan gelip yakalamak, neredeyse maçı kazanmak, son olimpiyat şampiyonu Çin'i yenmek. Belki hani biz konuşurken yayınlandığı zaman belki daha diğer maçlar da gerçekleşecek ama nasıl hissediyorsun onlar hakkında? Vallahi şu senin de dediğin gibi bu zor günlerde içimize bir nebze olsun su serpiyorlar. Vallahi Sertaş'ta bütün maçları izliyoruz. Alarmlarımızı kuruyoruz. Aşırı heyecanlıyım. Çok gurur duyuyorum her biriyle. Zaten hepsi arkadaşım, ablam, karşılıklı oynadığım insanlar. En az onlar kadar sahadaymışım gibi hissediyorum maçı izlerken de. Bizi çok iyi temsil ediyorlar. Ben iyi bir sonuçla turnuvayı tamamlayacaklarına inanıyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da nice başarılar olsun, başarılar olsun ülkemiz adına. Senin de ayakkabına artık yeni bir tane bir şey yapmayı düşünüyor musun bu anlamda? Böyle olimpiyata kadın milli voleybol takımımız için belki. Ya belki olur. Sezon bir başlasın.
o işlere başladıktan sonra gel, kesin bir şey yaparım. Bu koleksiyon devam ediyor değil mi? Bir nasıl oradaki ayakkabı durumu? Şu an bir ara verdim. Taşınmadan dolayı fazla eşya götürmemek için, fazla yorulmamak için bir az ara verdim. Az ayakkabı götüreceksin oraya. Ya az ayakkabı götürüp... Bir bavul gibi falan mı? Yani bir bavul götürüp orada genişletmeye çalışacağım. Güzel. Sen maçları, basketbol maçlarını takip ediyor musun? Şeyde Tokyo'daki olimpiyat maçları, olimpiyattaki maçları. Takip etmeye takım çalışıyorum. Takım arkadaşlarım bir kısmı, mesela Pau Gasol belki daha belli değil oynayıp oynamayacağı gereksiz ama ya belki takım arkadaşı olacaksınız. Takip etmeye çalışıyorum ya. Yani. İnşallah takım arkadaşı olurum ya. Pau Gasol'la eğer öyle bir şey de olursa. Yani nasıl anlatayım ki eğer öyle bir şey olursa olduktan sonra tepkimi sorarsın bana. Efes'le karşılıklı oynayacak olmak nasıl hissettirecek sana? Yani hani şu anda böyle aklımda canlanıyor bir Barcelona Efes maçı. Misic orada, şeyin orada. Sen onların savunmasında belki onları biraz tahmin edebiliyorsun ne yapacağını ama nasıl bir düşünüyor musun hiç böyle kafanda vallahi, canlanıyor mu? Valla şu an hiç düşünmemeye çalışıyorum. Yani çünkü düşünsem yani o öyle yapar, bu böyle yapar, ben orada nasıl kapatırım oraları falan diye düşünürüm. Çok vakit kaybederim. O maç tarihi gelsin, zaten bol bol düşüneceğim o vakitte. Yasikevicius yardımcı olur bana onu, o maçı düşünmemde. Ama cidden Euroleague fixture açıklandı. Baktım ilk maç Efes maçıydı. Ne zaman geri dönerim, ne zaman onları görürüm, takım arkadaşlarımı görürüm diye. İlk maçtı, ilk baktığım tarih o maçtı. Ya, şu an düşünmüyorum ama o maçı iple çekiyorum. Hepimiz herhalde iple çektiğimiz bir maç olacak. Umut ediyoruz ki sen de çok iyi oynarsın. Efes kazanır diye düşünüyoruz ama sen iyi oynadın. Efes'in de kazandığı bir senaryo düşünüyorum. İyi olan kazansın diye. O gelsin, o gün gelsin, ondan sonra konuşalım onu. Sana Serta çok başarılı diyorum. Ece sana da orada, sen de orada. Barcelona forması umut ediyoruz ki giyeceksin herhalde bir aksilik olmazsa. İkinize çok çok başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve inşallah çok her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Ve güzel bir dönem geçer orada. Tekrar çok başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Bu zamanınızda bu kadar yoğun bir dönemde taşınma arifesinde de bize zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Barcelona'ya bekliyoruz. Aynen. Tamam, bu teklif en kısa zamanda duruyor. En kısa zamanda bekliyoruz. Tapas ve güzel Barcelona, Pique ve Shakira evinin kenarında oturmakta. Umarım bize nasip olur diyelim. İnşallah. Röportajımızda Sertaş Şeyim Ece ile sezonu konuştuk. Barcelona macerasını konuştuk. Şimdilik hoşçakalın.